Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresi 197-202. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada hacla alakalı bazı meseleleri bize bildiriyor. El-Haccu eşhurun malumat. Hac belli aylardır. Bu 2 ay 10 güne tekabül eden, Zilhicce'yi tam saydığımızda 3 aya tekabül eden bir süredir. Hac aslında son günlerde de gidilebiliyor. Yani burada hacca başlamak noktasında bir genişlik söz konusu. Yoksa hani günümüzde bazıları hac belli aylardır ayetin zahirinden hareketle haccı bu 3 aya yayabiliriz. Ve böylece insanlar daha rahat eder. Grup grup hacca gider. Böyle diyenler var. Ancak böyle anlamamıza engel var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam El haccu arafe buyurmuş. Yani hac Arafat'tan ibarettir. Böyle olunca Arafat'ta vakfeye durmak bu haccın bir rüknü oluyor. Bir rükün eksik olduğunda hac meydana gelmez. Dolayısıyla hacca başlamak işte 2 ay 10 günü bulan bir süre içinde olabiliyor. Ama tamamlamak için Arafat'ta vakfeye durmak. O da belli bir gündür sadece. Arefe günü dediğimiz Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki gün. Dolayısıyla o gün hacca gelenlerin hepsinin Arafat'ta vakfeye durmaları lazım. Bunun geniş bir zamana yayılması başlangıç itibariyle ve başlangıçta eski zamanın şartlarını düşündüğümüzde insanlar çok uzaklardan geliyorlar. İşte bir kısmı daha önceden gelebilir, gelmişken orada ihrama girer ve o şekilde hac mevsimini orada değerlendirir. Bu manalarda açıklamalar yapılmıştır. Ve hac, dünya Müslümanlarının adeta yıllık kongreleri gibidir. Din aynı zamanda sosyal meseleleri de bize bildiriyor. Dinin sosyal yönü de bulunmakta. Mesela ferdi olarak ibadetlerimizi yapıyoruz. Ama cemaatle namaz, günde 5 defa cemaatle namaz kılmak. Herkes gerçi cemaate gelemeyebiliyor ama en azından haftada bir cuma namazına gelmek. Müslümanlar haftada bir bu şekilde toplanmış oluyor. Haftalık bir toplantı. Allah-u Teala bayram namazları koymuş. Bayram namazlarıyla da Müslümanlar yılda 2 defa çok daha geniş olarak toplanabiliyorlar. Bir de yılda 1 defaya mahsus olmak üzere hac. Ve böylece dünya çapında Müslümanlar arasında bir birlik meydana geliyor. İşte haccı bu noktalardan değerlendirmek lazım. Ömründe belki yakın bir ilçeye bile gitmemiş, ömrü sadece belli bir yerde, bir köyde geçmiş olan insanlarımız, bir kısım insanlarımız imkan olduğunda hacca gidiyor. Ve böylece uzak bir coğrafyaya gidiyor. Orada değişik insanları görüyor. Ve hacda alemlerin Rabbine muhatap olmanın zevkini, keyfini yaşıyor ve keyfiyetini elde ediyor. Böylece avam-ı nas'tan olan müminler bile hacdan dolayı ufukları açılıyor. Dünyayı görme imkanları oluyor. Dünyanın değişik yerlerinden gelen insanları görme imkanları oluyor. Ve bir kısım insanlarda ırkçılık belki ön planda olabilir. İşte bir Malcolm X örneğini verebiliriz. Malcolm X Amerikalı Müslüman zencilerden. Önceleri sırf beyazlara tepki olsun diye İslam'a girmiş. Müslümanlığı çok da fazla bilmiyor. Ancak Müslümanlar içinde zenciler de olduğundan bu noktada İslam'a girmiş. Ancak hacca gittiğinde bakıyor ki zenciler de orada var, beyazlar da orada var. Her renkten insanlar var. Ve hanımına gönderdiği mektupta şunları söylüyor. Bilmem inanır mısın diyor. Ben burada beyaz tenli, sarı saçlı, mavi gözlü insanlarla beraber oluyorum. Onlarla beraber sohbet ediyorum. Onlarla beraber yemek yiyorum diyor. Ve Amerika'ya döndüğünde de ırkçı fikirlerinden tamamen sıyrılmış olarak dönüyor. Ve İslam'ı ırklar ötesi bir din olarak anlatıyor. Bu açıdan imkan bulabilen her insanımızın hacca gitmesi çok önemli bir şeydir. Ve hac zaten İslam'ın 5 şartından bir tanesidir. Ve bu ömürde 1 defa farz kılınmıştır.
ömürde bir defa imkan bulabilen kimsenin gitmesi gerekiyor. Bizde eskiden daha çok yaşlı halde giderlerdi, yaşlılar giderlerdi. Son yıllarda gençlerden de gidenler var. Ama bazı Müslüman ülkeler mesela şöyle bir adetleri var. Evli olan, yeni evlenenler hemen o yıl hacca gidiyorlar. Ve bu kadının mehri durumunda oluyor. Bu güzel bir başlangıç. Ülkemizde de bazıları fırsat bulduğunda daha ilk maaşından itibaren biriktirmeye başlayarak daha genç yaşta hacca gitmeye çalışıyor. Bunun genç yaşta yapılması önemli. Hem sonraki hayatını müsbet yönde etkiler, hem de hac biraz da zor bir ibadet. Bedeni, güç ve kuvveti de gerektiren bir şey. Yaşı 70, artık güçten, dermandan kesilmiş birinin orada hac ibadetini rahat yapabilmesi kolay bir şey değil. İşte Allah-u Teala hacla alakalı da Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, Kur'an'ın değişik yerlerinde bize bazı meseleleri bildiriyor. Okuyacağımız bölüm de bunun en değerli toplu bildirildiği yerlerden birisi. El-Haccu eşhurun malumet, hac belli aylardır. Femen farada fihinnel hac, kim bu belli aylar içinde ihrama girerek haccı kendine farz edecek olursa, fela rafethe ve la füsuga ve la cidale fil hac, artık o zaman hacda ne çirkin bir söz, ne haddi aşmak, itaatten çıkmak, ne de başkalarıyla cedelleşmek, böyle şeyler olmayacaktır, yapılmayacaktır. Yani hacca giden bir kimsenin başka zamanda da zaten bunları yapması uygun değil ama hacda daha da dikkat etmesi gerekiyor. Rafef kelimesi çirkin söz anlamında. Kinaye olarak işte kadın ve erkeğin cinsel beraberliği anlamında da kullanılabiliyor. Burada çirkin söz anlamında değerlendirebiliriz. Hacca giden bir kimsenin etrafındaki insanlara çirkin sözler söylemesi, küfretmek gibi, argo ifadeler kullanmak gibi, bu uygun bir şey değil. Bu bize aynı zamanda şunu gösteriyor. Hacca giden bir kimse aynı zamanda dilini de bir terbiyeden geçirmesi lazım. Yani nasıl ki oruç sadece aç kalmak değildir, hac da turistik bir seyahat değildir. Oruçta nefis terbiyesi var, hacda da yine nefis terbiyesi bulunmakta. Dolayısıyla hacca niyetlenmiş olan ve artık ihramı giymiş olan bir kimse çirkin söz söylemeyecek ve itaatten çıkmayacak, harama helale daha dikkat edecek ve başkalarıyla cedelleşmeyecek. Hacca gidenler, umreye gidenler bunu daha tecrübeleriyle bilirler. Hac yolculuğu biraz da meşakkatli bir yolculuktur. Diyelim otobüste gidildi, kafile halinde gidiliyor. Beraber yürümenin biraz zorlukları da vardır. Geri kalanlar olur. Yaşlılıktan dolayı kafileye ayak uyduramayanlar olur. Veya başka problemler çıkar. Bu durumda onlara bağırıp çağırmak, onlara kötü sözler söylemek, onlarla dövüşmek, mücadele etmek uygun değil. Demek ki insanlar hacda aynı zamanda sabretmesini de öğrenecekler. Beraber yürümenin yollarını öğrenecekler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Siru ala seyri edafikum" buyurmuş. Yani en zayıf olanınıza göre yürüyün. Siz genç olabilirsiniz ama grup halindeyseniz herkesin sizin gibi hızlı gitmesini bekleyemezsiniz. İster istemez diğerlerini de nazara almanız lazım. İşte hacda nahoş sözler söylemek yok. Yani çirkin sözler söylemek yok. İtaatten çıkmak yok. Başkalarıyla mücadele etmek, dövüşmek yok. Allah-u Teala bunu bize bildiriyor. Ve mâ tef'alû min hayrin, hayır olarak ne yaparsanız ya'lemhullah, Allah onu bilir. Yani hacda menfi şeyler olmayacak ama müsbet olarak ne yaparsanız bunlar da zayi olmaz. Bunlar boşa gitmez. Ve tezevvedû, azık edinin. Fe inne hayre zâdi takva, azığın en hayırlısı takvadır. Nasıl ki yola çıkanlar yanlarında azıklarını da götürürler ve acıktıkça onlardan yerler. Onun gibi bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan ahirete doğru yolculuğumuz devam ediyor. En hayırlı azık takvadır. Ve diğer aleme gittiğimizde
dünyada benim gökdelenlerim vardı desek bu herhalde bir işe yaramayacak. Ama o gökdelenleri Allah yolunda değerlendirebilmişsek işe yarar. Benim dünyada şu kadar servetim vardı desek, Allah yolunda harcamamışsak, zekatını, sadakasını vermemişsek bu bir işe yaramaz. Üstelik bize bir vebal olur. Ama bunları iyi yolda kullanmışsak, insanlara faydalı bir şekilde kullanmışsak bu gayet güzeldir. Ve o zaman bunun karşılığını göreceğiz. Allah-u Teala burada takvayı bir azığa benzetiyor. Bir insan sefere çıktığında ona lazım olan şeyleri yanına alır. Onun gibi bizler de uzun bir seferdeyiz. Ahirete doğru gidiyoruz. Elbette azığımızı yanımızda almamız lazım. Hac bunun çok güzel bir vesilesidir. Hacda günahlarımızdan kurtuluruz. Pek çok salih amel yapabiliriz. Ve orada devamlı ibadetle, duayla meşgul olmak suretiyle ömürlük bir bakım gerçekleştiririz. Arabaların yıllık bakımı olması misali, biz de ömürlük bir bakım gerçekleştiririz. Tamamen yenilenmiş, manen dinçleşmiş ve manen çok takviye edilmiş bir şekilde hatalarımızdan, kusurlarımızdan sıyrılıp hayata çok daha güzel bir şekilde devam edebiliriz. وَاتَّقُونِ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Ey akıl sahipleri, sadece ve sadece benden korkun. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَنْ تَبْتَوُ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ Sizin için Rabbinizin lütfundan rızık aramanızda herhangi bir günah yoktur. Hacla alakalı ayetler içinde bu yer aldığından, yani hacda ticaretle meşgul olmanızda da bir beis yoktur. Bu manada değerlendirilmiştir. Dolayısıyla hac aynı zamanda bir ticaret mevsimi olarak da değerlendirilebilir. Zannederim Çinliler bu noktada haccı çok seviyorlar. Ve hacca geliyor onlar da. Hacı olmak için değil ama ekonomik mülahazalarla geliyorlar. Diyelim Şanghay Limanı'ndan çıkan bir gemi takke örüyor. Sistemi geminin içine kurmuşlar. Orada çalışanlar da var. Ve Şanghay'dan diyelim 2 ayda Cidde Limanı'na kadar ulaşabiliyorsa 2 ay boyunca tonlarca takkeyi üretiyor. Ve Müslüman kardeşlerimiz Çin malı takkeleri alıp buraya geliyorlar. Diğer Müslüman kardeşlerine hediye ediyorlar. İşte bunu neden Müslümanlar yapamasın? Neden Müslümanlar aynı zamanda mallarını orada sergileyemesin? Sergilemeleri lazım. Artık şu anda ticaret globaldir. Dünyanın her tarafından gidip gelmeler oluyor. Böyle olunca Müslümanların da kendi pazarlarını en azından kaptırmamaları gerekir. Çin'in İslamiyet'le pek de alakası yok. Ama haccı sevmeleri, ticari yönden haccı çok seviyorlar. Ve oralara geliyorlar. İşte Allah-u Teala bu ayette hac mevsiminde ticaret yapmanızda sizin için bir beis yoktur buyuruyor. Tabii biz ticareti sadece dünyevi ticaret olarak da anlamayız. Ticaret aynı zamanda uhrevi ticarettir. Oraya kadar giden insanlar devamlı ibadetle, devamlı zikirle, fikirle, evrat, eskar ile meşgul olarak çok büyük bir ticareti yapmış olurlar. فَإِذَا اَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ Arafat'tan böyle bir sel gibi adeta aktığınızda فَذْكُرُ اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin, Allah'ı anın. Meş'ar-ı Haram orada bir dağ ismi olarak ifade edilir. Başka görüşlerde ifade edilmiştir. Yani oralarda Allah'ı anmak. Arafat'ta İşte lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyk, la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Bu gibi şeyler toplu halde söyleniyor, tekbirler getiriliyor, dualar yapılıyor. Bunların hepsi Allah'ı anmaktır. Ve insanların Arafat'tan aşağıya doğru gelmesi adeta bir sel gibi, bir insan seli. Burada efattum ifadesi, feyiz, akmak. O kökten geliyor. İnsanların o kalabalık halinde, diyelim şu anın şartlarında 5 milyon insan Arafat'ta. Bunlar aşağıya doğru geldiğinde bir sel gibi akmış oluyor. Ve in kuntum min qablihi evet ve zkuruhu kema hadakum Allah size hidayet ettiği gibi siz de Allah'ı anın. Ve in kuntum min qablihi le minad dallin ve sizler daha önce
dalinden idiniz. Yani yol bilmezdiniz, yoldan çıkmıştınız ama Allah size hidayet etti, Allah size yolu gösterdi. İslam öncesinde Araplarda hac var. Hazreti İbrahim'in dininin bir bakiyesi şeklinde, bir kalıntısı şeklinde hac var. Ama çok farklı bir hale gelmiş. Kur'an-ı Kerim onların hacını anlatırken şöyle anlatıyor. Onların diyor Kabe'deki ibadetleri ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan ibarettir. Haccı bu hale getirmişler. Öte yandan Safa, Merve birer tepe. İslamiyet'te de bunlar şairden kabul edilmiştir. Ama onlar oralarda put koymuşlar. Putların önünde kurbanlarını kesiyorlar. O hale getirmişler. Öte yandan tavafı yaparken çıplak şekilde tavaf ediyorlar. Ve diyorlarmış ki günah işlediğimiz elbiselerle tavaf etmek uygun değil. Ve alt kısımda birazcık bir şey koyup geri kalan kısımları açık bir şekilde tavaf ediyorlar. İşte siz daha önce dalaletteydiniz. Allah size hidayet etti. Allah size hidayet ettiği gibi ve size gösterdiği şekliyle artık Allah'ı zikredin. ثُمَّ اَف۪يدُوا مِنْ حَيْثُ اَفَادَ النَّاسِ Sonra insanların akıp gittiği yerden siz de akın. Yani siz de o kalabalığa katılın. وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ Ve günahlarınızın bağışlanmasını isteyin. Yani istiğfarda bulunun. Allah'ın bağışlamasını talep edin. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Ayet-i Kerime özellikle Kureyş'e bakan bir yönü de bazı tefsirlerde nazara veriliyor. Kureyşliler kendilerini daha böyle bir ağa gibi görüyorlar. İnsanlara fazla katılmıyorlar. Haccı yaparken de kalabalıklara onlar karışmadan haccı yapıyorlar. Ayet-i Kerime kendilerine bir imtiyaz vermemelerini, insanlar nasıl kalabalık halinde beraberse seçkin durumda gibi görülen, seçkin bir kabile gibi görülen Kureyşlilerin de bunu yapması gerektiğini bildiriyor. Yani bu manada kendilerine bir imtiyaz vermek bu uygun bir şey değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en seçkin insan ama en böyle avamın hastan olan insanlarla da beraber oluyor. Dolayısıyla kendine bir imtiyaz vermek, kendine seçkin göstermek bu uygun bir şey değil. فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ Haccın menasikini bu şekilde tamamladığınızda, yaptığınızda فَذْكُرُ اللّٰهَ Allah'ı anın كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ Nasıl ki atalarınızı hararetle zikrediyorsunuz, Allah'ı o şekilde zikredin. اَوْ اَشَدَّ ذِكْرَ Hatta daha fazlasıyla zikredin. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولْ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا İnsanların bir kısmı şöyle derler. Ya Rabbi bize dünyada ver. فَمَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Bunların ahirette herhangi bir nasibi yoktur. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ Bir kısmı ise şöyle der. رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Allah'ım bize dünyada bir iyilik ver. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Ahirette de bir iyilik, güzellik ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ve bizi cehennem azabından koru. Burada Allah-u Teala oralarda dua edilmesi, nasıl dua edilmesi gerektiğini de bize gösteriyor. Ve bizler namazlarımızda, son teşehhüde oturduğumuzda bunu da dua olarak okuyoruz. اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا İşte böyle dua edenlerin, dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver diyen kimselerin kendi yaptıklarının bir karşılığı kendilerine verilecektir. Yaptıklarından bir nasip kendileri için vardır. وَاللّٰهُ سَرِيُ الْحِسَابِ Ve Allah hesabı seri olandır. Cenab-ı Hak hacca gitmeyi, umreye gitmeyi ve ömrümüzü en iyi bir şekilde değerlendirmeyi hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.